Ben tabii ilahiyatçı kimliğimle ve tarih araştırmacısı olarak şuradan başlamak istiyorum. Üç tane ayet var. Evet. Yani bu konuyu anlayabilmemiz için önce buradan bunları bilmemiz lazım. Birincisi şu. Allah'ın ayetlerini diyor Kur'an, ancak zalimler inkar eder, reddeder. Allah'ın ayetleri nedir? Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette, yani Kur'an cümleleri içerisinde Allah'ın ayetleri kelimesi geçer. Bu ifade geçer. Mesela diyor ki: "Ve min ayatihi elvanukum ve elsinetukum." Renkleriniz ve dilleriniz Allah'ın ayetlerindendir. Yani rüzgar, dağlar, ormanlar, bitkiler, böcekler, atomlar, her şey Allah'ın ayetleridir. Şimdi metafizik elle tutulan bir ifade şekli olmadığı için ben görmüyorum, bilmiyorum, öyleyse yok diyerek başlarsa Kur'an'ın bu ifadesini inkarla başlar insan. Önce açık, boş bir kap olarak alacak, sonra değerlendirmesini yapacak. İkincisi, Zariyat suresinin 22. ayetinde rızkınızla başınıza gelecek beklediğiniz felaketler de gökyüzündedir diyor. Şimdi dünya nerede? Dünyada gökyüzünde. Yani evrenin boşluğunda. Şimdi her yıl 2 milyon ton meteor atmosfere çarpıyor ve toz halinde dünyaya iniyor. Bazen parçalanmadan küçük parçacıklar halinde indiği de oluyor. Çok nadiren de büyük parçalar halinde düşüyor. Allah'ın hikmeti işte dünyada meteor düşerek bir felaket oluşmamış. Yani tarihte böyle bir olaya. Bazı büyük meteor patlamaları var hocam. Yani izleri duruyor. Ha, duruyor da oralarda hani insanlar öldü mü ölmedi mi? Ama bir hasar meydana getirdi mi? Birkaç tane düştü yani aradan. Var. Tabii, değil mi Cahit Hocam? Tabii ki. Şimdi diğer bir esas konu Nur suresinin 35. ayeti. Allahu nuru semavati vel arz. Bu çok önemli. Burayı özellikle yani evet, yayından önce de konuşmuştuk Nur suresini. Bilime ağırlık veren, yani gerçekten dini, İslam'ı, akıl, bilim, ortak değerler ve tabiat kanunları üzerinde bilimsel olarak insanlığın ve tabiatın yararına olarak anlayıp yaşayacak olan insanlar burayı iyi dinlemeliler. Ayette diyor ki Allah yerlerin ve göklerin nurudur. Şimdi nur dediğimiz nedir? Nur, Einstein'ın da ifade ettiği gibi o izafiyet teorisinde, hani biz temel bilgi olarak şunu biliriz. Bütün Müslümanlar, halkımız bunu bilir. Allah varı yok eder, yoğu var eder. Peki Allah bu dünyayı nasıl var etti? Kendi varlığından var etti diye böyle bilmece gibi cevaplar veririz. Evet. Halbuki Kur'an kendi cevabını kendi veriyor. Kendi cevabını kendi veriyor. Yerlerin ve göklerin nuru benim diyor. Şimdi, bu metafizik bir olgu mu oluşuyor? İşte oraya geleceğim. Şimdi İslam'da, tarihte vahdet-i vücut diye bir tasavvufi akım vardır. Evet. Tabii o gün akıl, bilim çok gerilerde olduğu için böyle diyenleri reddetmiştir, inkar etmiştir ve çok büyük zulümler yapmışlardır böyle insanlara. Hatta öyle ki bunları dinden çıkmakla, küfre girmekle suçlamışlardır. Birçokları da öldürülmüştür, sürülmüştür vesaire. Şimdi şey diyor ki 1000 yıl önce yaşamış, hatta daha önce, İbn Sina'dan önce çünkü. İbn Sina'nın ölüm tarihi 1037, Farabi'nin daha önce. Farabi şöyle diyor: İlim üçe ayrılır. İlim. Evet. Öyle hurafe, bilmem işte üfürük, bir kısım hareketleri tekrarlamak vesaire, bunlar ilim değildir. Birilerinin yazdığı kitapları papağan gibi okumak, bu da ilim değildir. İlim üçe ayrılır. Fizik, metafizik ve matematik. Şimdi atomlardan galaksilere kadar, bitkilerden DNA'lardan kanın yapısına kadar, gözün görme kameraların ışığın oluşumuna kadar varlık bu üç maddeyle ancak mesafe alabilir. Eğer bunlar olmazsa, bunları çıkardığımız zaman dinin içerisinde ölmüş, çürümüş, yok edilmiş, hiçbir kimsenin bir işine yaramayan, adı din olan bir şey olur ortada. İşte Yüce Allah önce
Yani dikkatimizi çekiyor. İnkar etmeyin çünkü ancak zalimler inkar eder. İnkar evet edeceğiz inkarı. Nerede edeceğiz? Mesela la ilahe diye başlar. Yani evet. Bir insanın dine girişi la ilahe diye başlar. Yani Allah'tan başka tapınılan, ilah kabul edilen, kurtarıcı olarak görülen ne varsa, bu şeyh olabilir, üstad olabilir, herhangi bir para olabilir, madde makam olabilir. Yani Allah'a güvenmeyip de bunlardan birine güveniyorsa, onun tanrısı, Rabbi odur. Onun tapındığı aslında odur. Peki. Secde ise de aynıdır. Değişen bir şey olmaz. Şimdi Cavit Hoca'dan da bir metafizik şeyi alayım, görüşü alayım da. Onun evet. Için hocam tabii, da şey yapıyor. Dedim, tabii. Metafizik, fizik ötesi güçleri araştıran bir bilim dalı. Çünkü bilim açıklamayı da şeyleri metafizik adı altında tabii, topluyor. Tabii. Oraya gönderiyor. Tabii, direkt. Tabii. Şimdi metafizikle ilgili çok olay var. Şunları söyleyebiliriz. Bizim parapsikoloji kültürü içinde metafiziğin yeri zaten tamamen vardır. Şimdi metafizik dediğimiz zaman bizim dinimizde uyguladığımız birçok şeyler de metafiziğe girer. Yani uyguladığımız bütün konular metafiziğin içindedir zaten. Şimdi şöyle düşünüyorum ben. Namazdaki bazı hareketleri ben anlatmak istiyorum. Hocam onu namazın sırrı konusunda hem Halit Hoca'dan alacağım hem de veterimiz var. Ondan o ya ondan beraber anlatalım programı diyorsun. Programın ilerleyen bölümünde namazın sırrını öyle geçeceğiz. Ben metafizik genel anlamda alayım diyorum. Tabii metafiziğin içinde bizim parapsikolojik birçok fenomenler var. Evet, duru görü, duru işiti, medyumluk, ruhsal şifa hepsi metafizik olaylardır. Ama tabii ki günümüzde metafiziğe biraz farklı yaklaşımlar vardır. Pek inanmak istemezler. Onun için olayların sonuçlarını göstermedikçe metafiziğin ne olduğunu anlatamazsınız. Tabii şimdi Türkiye'de zaman zaman daha önce televizyonlarda çıkıyordu. Ben kanalların kuruluşundan beri bir haber yaptım. Şimdi gazeteci evet. Şeyimizden dolayı. O noktada efendim ben çıktım benim şöyle bir yeteneğim vardı kişi. Fakat yok sen üçkağıtçısın, sahtekarsın. Adam hemen o yaftalama. Bir bak adama. Doğru mu değil mi? İncele. Yalancı mı? Üçkağıtçı mı? Sahtekar mı? Evet, şimdi onu bir inceleyin. Bizde bu yok. Bu olmuyor ama dışarıda oluyor. Mesela ben Amerikalıların gelip de buralarda nelerle ne çalışmalar yaptıklarını çok iyi biliyorum. Efendim, ne kimseleri araştırdıklarını. Yurt dışındayken bizde maalesef böyle değil. Kapıda Profesör von Prag mesela karşılamıştır. Yukarıda kahveyi kendi eliyle vermiştir ve oturup bunları konuşmuşluktur. Mesela orada bir metafizik olayı size anlatayım. Tabii buyurun hocam. Bir kız çocuğu 14 yaşlarında birdenbire sağ ayağı ve sağ kolu tutmuyor çocuğun. Bunu bana getirdiler. Kendisiyle bizim ekminezi dediğimiz geçmişe dönüş çalışmasını yaptık. Ve kendisinin 4 yaşlarında askerdeki halasının oğlunun ölmesiyle bir kötü bir durum yaşamış, şok yaşamış, bunalım geçirmiş. Evet. Ve bu şok sonrası sağ ayak ve sağ kol tutmaz olmuş. Enteresan. Bunu Utrecht Üniversitesi'nin birçok bölümlerine götürmüşler. İncelesinler oradaki profesörler diye. Sonra akademiye götürüyorlar. Akademide uzun süre kalıyor kendisi. Ve hiçbir şey yapamıyorlar. Söyledikleri şu, sen ülkene geri dön. Çocuk diyor ki annem burada, babam burada, işte teyzelerim burada, bütün akrabalarım burada. Ben niye döneyim? Ne yapacağım Türkiye'de yalnız başıma? Sonra ben kendisiyle geçmişe dönüş kendisini hipnoza alarak geriye doğru gittik. Ve 4 yaşında bu olayı yaşadık, gördük. Orada çocuk ağlamaya başladı. Niçin ağlıyorsun dedim. İşte halamın oğlu askerde öldü, ismini de söyledi, geçmiş gün hatırlayamıyorum şimdi. Ben onun için çok üzülüyorum. O anı yaşıyor. Evet. Yani geçmişe gittiği zaman bir film şeridi gibi görmüyor. O anı aynen yaşar. Ağlamaya başladı ve çocukla yaptığım çalışmalarda ertesi gün okula bisikletiyle gidince Leiden Akademisi'ndeki profesör kim yaptı bunu, nasıl oldu? Biz akademi olarak bunu yapamadık. Bu kişiyi bana lütfen bulun. Doçentleri beni aradılar. Dediler ki hocamız sizi çağırıyor. Böyle bir durum olmuş. Sizinle tanışmak istiyor. Peki dedim gittim.
kapıda karşıladı. Dediğim gibi kahvesini kendi yaptı. Siz dedi bunu nasıl yaptınız? Dedim ki siz belki fizik bedende aradınız. Ruhsal evet, yapıda o, da biraz arayabilirdiniz belki ama dedim. Ben şunu yaptım. Bu şekilde sonuç aldım. Ve çocuk şimdi iyileşti. O şoku bilinç altından kaldırdık. Nasıl kaldırdık? Olayı yaşadı. Yaşadığı zaman bu artık senin bilinçaltında yok. Bunu buradan ben alıyorum. Böyle bir şeyi sen yaşamadın dedim. Olay bitti. Ondan sonra ertesi gün bisikletiyle okuluna gitti. Böyle yani metafizik, evet, fizik ötesi olayları araştıran bir bilim dalı oluyor. Peki. Hocam.